Nasılsın? Ya ben aramaya çekindim de. İyiyiz. Yoldayız, geliyoruz. Nasıl geliyorsunuz? Hepiniz mi geliyorsunuz? Yani ben bugün orada kalırsınız diye düşünmüştüm ama... Annen de mi geliyor? Yengem kaldı hastanede. Hatice ile beraber. Bir gece daha kalsın dediler. Her şey yolunda ama. Ben sana aslında şeyi söyleyecektim hayatım. Yani sen anneme demiştin ya. Abla Firdevs arıyor. Oğlum neredeyse geldik. Evde mi konuşsaydınız? Herkes duyuyor mu beni? Kapatıyorum. Gelince konuşuruz. Hayatım biz... Patateslere bak. Sen de yumurtaları çıkar hayatım. Hadi. Geliyorlarmış. Ne güzel. Hatice iyileşti yani. Hadi gözümüz aydın. Kim gelmiş? Anne ben söyleyemedim senin geldiğini. Ne diyeceğiz şimdi insanlara biz? Hayatım iyi ki geliyorlar. Bu kadar yemek ziyan olmamış olacak işte. Ne yapıyorsun sen? Yani börek falan mutfağa bile girmezsin. Hayatım ben çalıştığım için, vaktim olmadığı için mutfağa girmiyorum. Yoksa gençken çok yemek yapardım ben. Ama vallahi güzel yaptınız ha. Epey maharetliymişsiniz yani. Ben sizden beklemezdim açıkçası. Kimden ne çıkacağı belli olmuyor işte. Kızlar tepsiyi yumurtalayın, o pişsin bir an önce. Çeker. Seher Hanım kütle demek gidecek ha. Şey mi yapsak biz? Bir Seher Hanım'ı arasak mı? Ben arasam mı bir? Ama düşman işgali mi var? Hadi iftara yetişecek. Az kaldı iftara. Ya gerisini biz halletsek? Özlemişim. Stres atıyor. Gel sana da öğreteyim. Hani gerçekten beni şimdi kalpten götüreceksin ya. Aslı bir sakinleşir misin lütfen? Pastoral ortamına uyum sağlamaya çalışıyorum ama yaranamıyorum. Hamur açıyorum, daha ne yapayım? Fatoş ne yaptınız? Mina hoş geldin. Merhaba. Annemlerden haber var mı? Yani malum ben sayenizde arayamıyorum da. Haber var, geliyorlar. Gayet iyilermiş. Çok şükür iyi haberlerle döndük evimiz. Keşke kızım da olsaydı. Gelecek. O da gelecek. Müsaadenizle. Nereye? Akşam yemeğe kadar ben evdeyim abla. Şu geniş kısmına bolca koyacaksınız. Sonra sarmaya başlayacaksın. Biz biliyorduk zaten onu. Hayır hayatım, siz kalın açıyorsunuz. Zar gibi olacak. Ah, geldiler. Ben açıyorum. Anne ben açarım. Anne dur lütfen, ben açayım. Hayır ben açacağım, sürprizi bozma. Ya anne. Hoş geldiniz. Ay kusura bakmayın elim kolum batık ama. Hayatım terliklerini ver Seher Hanım'ın. Ben mutfağa geçiyorum. Anne. Ne oluyor şimdi burada? Ben aslında sizi aradım ama. Ben biraz önce ne gördüm? Annen ne yapıyor mutfağımda? Börek. Sebep? Mehmet davet etti. Seher misafirdir lütfen. Niye haber vermedin? Asıl sen neden çağırdın Mehmet?
Ya sabahtan beri ikna etmeye çalışıyorum, gitmiyor. Hah, geldiniz mi? Pencereyi açın, şu fırındakine bir bakın. Hadi hayatım, hadi. Yumurtaları kırdınız mı? Harç, harç ne durumda? Kıyma pişmiş mi? Kıyma hazır, tamam. Fırından çıkardınız mı? Çıkarıyorum. Çıkartırsa mıydım? Yoğurtla karıştırdınız mı? Yaptım. Yumurtayı ben hallettim, evet. Misafirimize yemek mi yaptırıyorsunuz? Aşk olsun, ben misafir miyim? Hanımım, vallahi söyledik biz. Söyledik biz yapalım dedik ama. Bizi biraz yalnız bırakabilir misiniz lütfen? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Börek. Gluten alerjiniz yoktur inşallah. Dalga mı geçiyorsunuz? Bunca olaydan sonra bir de evime girip mutfağıma giriyorsunuz. Damadım davet etti. Sonuçta burası onun da evi değil mi? Burası benim evim. Daveti evin hanımı yapar. Bu bildiğim bir görgüdür. Gelinin annesini şimdiye kadar yemeğe davet etmeniz gerekiyordu. Bu nostaljik düzendeki kronoloji böyle değil mi? Kız isteme zaten olmadı. Siz beni sinir etmeye mi uğraşıyorsunuz? Hadi bırakın, gerisini ben getiririm. Bir de börek açmışsınız. Aa, lütfen. Oklavayı çok iyi kullanırım. Ama kullanmıyorum. Size de amacına uygun kullanmanızı tavsiye ederim. Oklavayı da, elinizi de. Eğer anlayışlı olmasaydım bu oklavayla yapacaklarımı görmek dahi istemezdiniz. Ama maalesef kızım orta yolu bulmaya çalışıyor. O yüzden gerilmeyelim. Relax. Ala Nur Hanım boşuna yormuş kendini. Biz iftarda genel olarak karbonhidrat tüketmiyoruz. Malum doyurmuyor, zararlı da, belli bir yaş içinde iyi değil. Ziya börekten hiç hoşlanmaz. Aa, lütfen. Bunca yıldan sonra ilk defa oklavayı elime almışım. Rahmetli anneannem öğretmişti. Ama o tabii böyle yumruklarıyla falan yapıyordu, ben o kadar değil. Lütfen tadına bakarsınız artık. Patatesli, kıymalı. Tadına bakarsınız değil mi Ziya Bey? Eski usul. Yani yiyecek yerim yok ama... tabii siz zahmet ettiyseniz alırım bir diliminizi. Aa, lütfen, ne zahmeti. Bana da çok iyi geldi. Özlemişim. Mutfakta yeterince yoruldunuz siz. Gerisini kızlar halletsin. Lütfen. Ben hiçbir işimi yarım bırak. Ziya da bilir mutfak konusunda ne kadar hassas olduğumu. Düzeni de çok sevenim. Aa, evet, biliyorum, fark ettim. Kızlara hazır asker yapmışsınız. Her şeyi milim milimine yerine koydular. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Bence bu kadar kasmayın. Bakın mesela benim dünyam kızımdı. Siz onu elimden kaptınız. İnsanın korktuğu başına geliyor. Yani siz şimdi bir şeyden korkuyorsunuz ya. Ay, kapı verirler vallahi. Anlaşıldı, size laf yetiştirilmeyecek. Neyse, siz yaptıktan sonra arkanızdan toplar kızlar. Ziyacığım, biz bir duş alıp üzerimizi değiştirelim mi?